Yani merkezi hükümetin aslında var olan yasalarda bile mevcut vesayet, yerelin yerele uyguladığı vesayeti kat ve kat ne kadar katılaştırdığını görüyoruz. Yani bu şu demek, ulus devlet zihniyetini daha da katılaştıran, daha milliyetçi, daha tekçi, tek merkezden yönetilen yereller ve merkezler. Yani bunun tarifi bu. Bir, AKP iktidara geldiğinde topluma vaat ettiği şeyle bu, şu an bulunduğu yer arasında büyük bir açı farkı var. Daha milliyetçi, daha cinsiyetçi, daha tekçi bir politikayla var olan küçücük yerellerin nefes alma kanallarına bile müdahale eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu topluma kendini dayatan, kendi anlayışını, ideolojisini, yaklaşımını dayatan bir durum. Bu hükümet tarafından. Yani mevcut anayasayı da aşan bir durum. İktidar partisine oy ver, sana hizmet gelsin. Bu aslında işte merkezin yerel üzerindeki vesayetini ifade eden bir cümle. Halkın kendi kendine bulduğu, deneyimlediği, ortaya çıkardığı bir tablo. Bunun kendisi demokratik mi? Asla değil. Bu tam tersi demokratik olmayan, antidemokratik, toplumu yok sayan, bireyi yok sayan, farklılıkları reddeden tekçi bir anlayış. Yani sen Türksün, Sünnüsün, erkeksin ve biat edeceksin. Yani mesela kadını eve kapatan bir anlayış var. Sen eve git, mutfakta otur, çocuk doğur, biat et, makbul kadın ol. Benim istediğim gibi giyin, benim istediğim gibi yürü, benim gibi davran, 5 çocuk yap. Bütün bunları reddeden bir toplum gerçeği de söz konusu. İşte eş başkanlık ve Türkiye'deki 25 yıllık Kürt kadın hareketinin büyük mücadele ve bedeller ödeyerek uyguladığı, mücadele ettiği bu serüven hali hazırda devam ediyor. Evet, kayyumlarla 2016 ve 2019 bir sekteye uğradı. İşte bugün burada biraz bunları tartışıyoruz. Toplumu bunu daha nasıl anlatabiliriz ve Türkiye'deki, batıdaki kadın örgütleriyle, feministlerle, sosyalist kadınlarla, kadın örgütleriyle yeni imkanlar oluşturma ve bunu büyütme üzerine ne yapabiliriz? Bugün onu tartışıyoruz. Ben bu tartışmanın bizi güçlendireceğini, daha ileriye sıçratacağını düşünüyorum. İşte tam da bu şöyle bir tehlike söz konusu. Mesela bazıları diyor ya, ya işte sokağa çıkmayın, bununla mücadele etmeyin, nasıl olsa sandık kurulacak. Bu çok tehlikeli bir yaklaşım. Siz eğer sokağa, mücadeleyi terk ederseniz sandığı beklersiniz. Beklemek iyi midir? Değildir. Yaşamın her yerinde, her zaman, her an siyaset böyle bir şey. İşte diyoruz ya, yerel siyaset nerede başlıyor? Sokakta, hanede, mahallede. Kadın nerede şiddete uğruyor? Hanenin içinde. Siz oraya dokunmazsanız, müdahale etmezseniz, oraya gitmezseniz, onunla temas etmezseniz, onun acısını, onun şiddetini, onun yaşadığı yoksulluğu, yoksunluğu nereden bilebilirsiniz? İşte sistem o yüzden yerele müdahale etti, bizi yerelle koparmak istedi. Yani kadını yerelden koparmak, tam da dediğim gibi işte o ideolojik saldırı bu. Kadının siyasetine, özgürlük arayışına bir müdahaleydi. Bu müdahale başardı mı? Bir saldırı oldu, kuşkusuz bir şey oldu, bir gerileme hali diyelim ya da durağanlık oldu, ama bir mücadele, bir direniş de var. O açıdan bizim umudumuz var, yani biz bu imkanları tartışıp birlikte yol alabiliriz. Çünkü Türkiye siyasal tarihini bunun örnekleriyle dolu. 1980 askeri darbesi sonrası kadınların ilk bir araya gelişi Bağır Herkes Duysun kampanyasıdır. Yani ilk defa kadınlar bir araya gelmiştir askeri darbe sonrası. Şimdi de bir darbe hali yaşanıyor bu ülkede ve ben inanıyorum ki kadınlar bir arada güçlü durup dayanıştıkları takdirde bunu da aşacaklardır. Ortaklaştırmak çok zor bir şey değil. Yaşadığımız acılar, handikaplar, trajediler aslında bu toprakların, insanların da yaşanan şey ortaktır. Yeter ki bunu daha örgütlü, isteyen, dayanışan, arzu eden ve örgütlü bir duruma getirmek. Bireyler olarak isteyebiliriz. Ben ve siz isteyebiliriz mesela. Bunu istemek, ikimizin istemesi yetmiyor. İkimiz gibi isteyenleri bir araya getirip çoğaltmak ve örgütlü bir mücadeleye dönüştürmek, sistemli bir mücadeleye dönüştürmek önemli. Biz bunun imkanlarını bulabiliriz kadınlar olarak. Çünkü kadınlar bulamazsa hiç kimse bulamaz diye düşünüyorum.
Yani doğrusu kadınlara tabii ki çağrım var şu, bir arada olalım, güçlü, diri, birlikte bu kayyumlara karşı, bu faşizan baskılara karşı bizi eve kapatmaya, kamusal alandan çekmeye, işte cinayetlere, uğradığımız ekonomik şiddete kadar bir arada gelmeye 1000 tane sebebimiz var. Bu sebeplerimizi görürsek yan yana gelip kız kardeşlik halimizle yola devam edebiliriz diye düşünüyorum.